Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, yapımı çok kolay, iç harcına koyduğum nar ekşisiyle tatlandırdığım kıymalı lahana sarması tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz lahana sarmasının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak lahanamızı parçalayıp haşlamayla başlayacağız. Tarifimde 1 adet orta boy lahana kullandım. Üst yapraklarını güzelce temizledim. Kenar kısımdan 3 parmak aralık bırakarak kesiyorum. Diğer kenarını da aynı şekilde kesiyorum. Orta kısmında biraz daha büyük parça kalıyor. Onun da kenarlarını 3 parmak aralık bırakarak kesiyorum. Böylelikle lahanayı haşlayacağımız kısımlarına ayırmış oluyoruz. Bu arada yayvan bir tencereye suyumuzu koyduk kaynatıyoruz. Kesmiş olduğum lahananın düz yapraklarını ayırıyorum. Bu kısımları sarmalıkta kullanacağız. İç kısmındaki sıralamayacak bölümleri de çıkartıyorum. Onu da başka bir tarifte kullanacağım. İsterseniz turşu yapabilirsiniz, isterseniz kapuska yapabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli lahananın sarılabilecek bölümlerine ayırıyorum. Daha önce söylediğim gibi diğer bölümünü de başka bir tarifte kullanacağım. Ocağımıza koymuş olduğumuz suyumuzu güzelce kaynattık. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Lahanaların yapraklarına ayırmadan parça parça kaynar suyun içerisine koyuyorum. Bu aşamada lahanalarınızı çok fazla haşlamayın. 3 dakika boyunca bir tarafını haşlıyorum. 3 dakikanın sonunda lahanayı ters çeviriyorum. Çevirdiğim bölümü de 3 dakika tekrar haşlayacağım. Lahanalar yeterince haşlandı. Kevgir yardımıyla başka bir süzgecin içerisine koyuyorum. Lahananın sarılabilecek bölümlerini bu şekilde haşlayarak kenara koydum. Onlar kenarda soğurken biz de iç harcını hazırlıyoruz. İç harcı için 200 gram kıymanın içerisine 2 adet kuru soğanı ince ince doğradım, onu koyuyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Sırasıyla ince ince doğramış olduğum yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İç harcına 3 yemek kaşığı nar ekşisini koyuyorum. Nar ekşisi bu yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İç harcının içerisine bir su bardağı yıkanmış pirinci ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan 200 mg'lık su bardağı. Pirinçlerle birlikte iç harcını güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemeler birbirine geçti. Çok lezzetli iç harcımızı hazırladık. Lahana yapraklarını birer birer tahtanın üzerine koyuyorum. Lahanaları sararken damarlı kısımların yan tarafına gelmesine özen gösterin. Böylelikle sarma esnasında hiç zorluk çekmeden kolaylıkla sarabileceksiniz. Lahana yapraklarının uç kısımlarına iç harcından koyuyorum. İç harcını koyarken çok fazla koymamaya özen gösterin. Böylelikle sardıktan sonra pişerken iç harcınız patlamaz. İç harcını şöyle bir düzelttikten sonra kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Ucundan başlayarak diğer uca kadar sarıyorum. İsterseniz bu şekilde kenarlarını hiç katlamadan da sarabilirsiniz. Tabii ki bu yöntemi kullanırken biraz daha sıkı sarmanız gerekiyor. Ben kenarlarını içeriye doğru katlamayı tercih ediyorum. Böylelikle iç harcının dışarıya çıkmamasını daha garanti almış oluyorum. Kenarlardan kalın kısımlarını ayırmıştım. Onları tencerenin tabanına koyuyorum. sardığım bütün lahana yapraklarını sırasıyla diziyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Lahanaların hepsini tencereye dizdim. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bunun için kasenin içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İlk olarak bir su bardağı sıcak suyu ekliyorum. Malzemelerin hepsini güzelce çırpıyorum. Bu aşamada salçanın pürüzsüz olmasına özen gösterin. Daha sonra içerisine bir su bardağı daha suyu ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce çırpıyorum. Sosu tencerenin içerisindeki lahana sarmaların üzerine boşaltıyorum. Tencerenin ağzına uygun olan bir tane servis tabağını güzelce kapatıyorum. Daha sonra ocağımıza götürüyoruz. Yemeğimiz kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Yarım ateşte suyu tamamen çekinceye kadar pişiriyorum. Yarım saat sonra tencerenin kapağını açıyorum. Üzerine koymuş olduğum servis tabağını üzerinden çıkartıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını parçalar halinde koyuyorum. 15 dakika boyunca da bu şekilde pişireceğim. Tencerenin kapağını tekrar kapatıyorum. 15 dakikanın sonunda pişi pişmediğini kontrol ediyorum. Çatalı alıyorum, bir tane lahana sarmasının üzerine batırıyorum. Kolayca çıkarttığım zaman piştiği anlamına gelir. Artık lahanalarımızı servis ediyoruz. Kıymalı olduğu için bu yemeğimizi sıcak servis ediyoruz. İsterseniz yan tarafına biraz da yoğurtla servis edebilirsiniz. Ben yoğurdu koyduktan sonra biraz da küçük nanelerden serpiştirdim. Bu aşamadan sonra kendi göz sevkinize göre nasıl istiyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Çok lezzetli, yapımı da oldukça kolay olan bu lahana sarmasını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz lahana sarmasının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın. Afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.